Şeyden kaçınırım. Evet değerli arkadaşlarımız, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hemen acil misafirlerimiz geliyorlar yolda. Hemen Ülker Hanım'la beraber elimizde ne varsa halledeceğiz. Yemek yapacağız öyle. Hemen başlıyoruz acil. Başlayalım. Evet. Neyden başlayacağım? Evet, hemen dolaptan tavukları çıkarıyorum. Fazla tamam. Tavuğumuz vardı. Patates soyayım ben de. Hemen patates soyalım. Tamam. Evet, şöyle. Berat abla. Berat abla gel otur. Otur. Otur abla. Hoş geldin. Hoş geldin Berat abla. Oh, ne güzel oda mutfak harika ya. Şöyle bir evim olaydı ya. Ablacığım benim güzel abla. Vallahi çok güzel. Gerçekten seninki de güzel abla. Yok bizim mutfakta ya. Şöyle imkan olsa da balkonu örtürsek. Biz odayı kırdırdık da yaptık abla. Ama çok güzel. Yani odayı kırdırdık içine koyduk ondan. Yoksa daha bekliyorum çok. Evet, çok iyi oldu. Kırdırmak en güzel oldu. En güzel oldu. Niye buranın yaylısını aldınız? Niye buranın yaylısını aldınız? Yıkanmaya gitti abi. Ha, yıkanmaya gitti. Elimde birkaç yol yıkadım da. Onda da şey döktüm benim üzerine. Güzel onlar. Kaç paraya yıkanıyor burada matresi? 4 lira. 4 lira. Bizim de yeni açıldı. Kıyımıza 4 lira. Şimdilik diyor 5 yapacağız. Dışarıda 6 lira diyor da ondan sonra. Bizimkiler de yıkanacak. Bilmiyorum. Bizimkiler eski aralardan olsa olunca el ısladık çıkarıveriyor gibi geliyor bana. Bu borçamı yapayım mı? Hayır. Gönlüm inanmıyor. Mesela. Daha gelirse ben uzun ters. Her şey gelir yani. Uzun şey. Tamam yapayım. Tamam. Ayaklarınızı giyin aman üşümeyin. Yok ablam. Tamam hadi. Bizim pazarda 15 lira olan terlikler sizin burada 10 lira. Bir şey sosyete pazar biraz hesaplı. He biraz hesaplı şeyler var. Orada 15 lira. Orada öyle cipsleri burada 10 lira. Hoşuma giden şu şeyler var da şunların malından olup açık topuklular. Onların da numarası yokmuş. Numarası mı yok? He, 37 numara yokmuş. 38 de büyük geldi. 38 numara onların. Buranın haberi yok. Benim de aklıma gelmedi. Gelip gelmeyeceğimizde belli olmayınca bilmiyorum. Bir mesaj atarız gelirse. Buran mı? Ararız onu ya. Gelir o. Arayalım istersen. Geç kalmadım. Şey o motorla gitti bugün. İşe mi? Tamam. Arayalım Hatice abla da Burak da gelsin. İşi yani. Bitsin de öyle. Mustafa abi de gelecek. Mustafa abi gelecek. Burak'ı aramamız gerek. Buradan işten çıksın da öyle arayalım şimdi. Veya mesaj atıveririz. İşleri iyi mi Mustafa abinin işleri? Mustafa abinin işleri bakıyorum 3-4 gün hiçbir şey olmuyor doğru düzgün. Ondan sonra bir 2-3 gün sıkı sıkı oluyor. Yani pek de bir iç açısı değil. Sen söyle bana, ben gitmesen sana geçecek. Ama ne yapacağım? Gitmese ne edecek? Evde nasıl vakit geçirecek adam? İyi kötü yok, oradan yok, işte vakit geçiriyor. Akmasa da damlar. Akmasa da damlar. Hani çok olmuyor demeyecek. Şimdi şöyle, eğer dükkan kira falan olsa 600'e 700'e de tutmuş olsan kirasını içinden çıkılmaz ülkenin de. Kendimizin olunca ona işte vakit geçirme dediğin gibi akmasa da damlıyor öyle. Akmasa da damlar abla. Hani az çok demeyeceğim. Yani demeyi o da. Kıstaki aramak için açacağım dükkanımı. Demeyi. O da öyle 10.30, 11 gibi çıkar herhalde. Saplağını keseyim ülkeye böyle saplım atayım. Saplağını kesmem isterse kesmeyeyim mi? Acısı kesmeyin bence. Acısı da olmasın kesmeyin. Kesmeyin. Ülken hiç öyle çok bir şey eziyet etmeyin siz ya. Ne diyorsun öyle? Yok eziyet yok ablacığım. Açığa sıkıntı yok. Hiç derde gitmez. Yeter, hızlı servis iş başında. Anlayacağım Ülker Hanım 2 dakikada şimdi bu işleri halleder. Yok yani Ülker Hanım gelin kuruş yapıyor. Seni arayan kimdi Hatice abla?
Hani arayan o bir kızı vardı ya, Nurten diyoruz, o ikinci kattan. Hani senden çakıt falan aldıydı şu işlerden. O ben, ay ablam ben onu, ha ben satış yaparken değil mi? He sen şu şeyler satıyordun bir şeyler de. Onlardan filan aldıydı. O seni tanıyor şahsen de az çok. O beni tanıyordu da, ben çok kişiye sattığım için. Daha onlar o ikinci katta öyle. Kafası besin mi? Gelir. Bu kadar tavuğu yeter. Bir de karışık kızartma yapalım. Olmaz mı? Karışık kızartma yapacağız. Bunu bir fırına. Hemen domatesle. Ya ben yapayım. Gelirim. Şu çekiyor mu? Gel. Bak bir kez açalım da gel. Ben böyle gel. Şeyler oğlum gelmeyeyim valla. Bunlar nasıl oluyor böyle? Bunları dizdin böyle yaptın. Ben tuzu nereye girecek? Girecek açacağım bunu. Hiç merak etme. Sen bak gel. Gelsin. Gerçekten özeniyorum. Anlatıyorum. Gel sen gel bak. Canım ablam benim. Gel sen. Olur her şey olur. Kulakta beğenmiyor zaten beni. Beğenir ablam beğenmiyor. Valla beğenmiyor. Bak çabla bak. Beğenmiyor. Gel sen şimdi. Sen benim yanına takıl. Nasıl olacağını evet, iki dakika bir öğrenirsin. Fırını çalıştırdım. Tamam canım. 175 dereceye getir. 180'e getir. Tamam getirdim. Ben de şunu yapayım. Ablam bak nasıl yapıyor. Çok basit. Hemen fırına atacağım. Sen bir şey yapma canım. İşte bunun yanında tuzunu, suyunu. Çok basit. Gel bak çok göreceğim. Çok basit. Sen takip et. Bir şey alayım. Ben de yapıveririm şunların arasına. Arasına ben de yapıveririm onlara diyorum. Ha yapıver ablam yapıver. Adam bu kadar gördüğümüz gibi yapıyor. Onlar da buna sarmıyor. Bak şimdi Şahin nasıl atıyor? Yarın bunu göreceksin sen. Bırak onların yemeğini alışınca benim yemekle hiç ona sonra şey gelmiyor. Sonra sıfır geliyor. Açamla bak, tuzunu hemen böyle üzerine ekiyoruz, tamam mı? Bak, döşedi, bir şey yapmadı, döşedi, yağladı mı nasıl? Yok, yağ gerek yok, domatesin suyu, yağ gerek yok. Tuzunu attık. Bir sotunu atıyoruz şimdi, biber, pul biber, tamam mı? Biraz acı olsun istiyoruz, tamam mı? Sonra şöyle üzerine hemen karabiber çekiyoruz. Tamam mı? Evet. Karabiberimiz de tamam. Şöyle biraz kekik atıyor satacağım lan üzerine, tamam mı? Heh, tamam. Sarımsak istiyorsan atabilirsin. Sarımsak sevmiyorsanız atmazsın, tamam mı? Daire olarak mı atıyor orasına burasına? Orasına burasına daire olarak bir iki tane şey soku ve sarımsak. Hadi bir tane atalım ortasına bulunsun. Bir de at bakalım nasıl oluyor bakalım. Bu da dolaptan, yazdan koydum patlıcan közlemesi. Bir tane sarımsak İlker Hanım yapmış. Bu yetiyor buna aroması yani. Tabii. Yaz şey ablacığım sarımsaklar şey yaptım. Soyuyorum kavanoza. Yağın içine zeytinyağını öyle koyuyorum. Gösterdin mi ablama? Gördün bir daha basıp göstereyim mi? Ezdin mi de koydun? Yok yok. Hayır. Dur bir daha göster. Soyuyorsun. Şişeye koyuyorum. Açacağım da şöyle bak gel. Bak. Bu nasıl yumuşuyor böyle? Bu zeytinyağında hiç bozulmuyor. Böyle isterse 5 sene dursun yani. Tamam mı? Çiğ at. Üzerine zeytinyağı koyuyor. Bu şekilde koyuyor dolaba. Artık ikine bir sarımsak. Yerde kalmadı. Yok soyacağım derdi yok yani. Böyle hızlıca. Şimdi ablam sarımsakla sarımsaklar bitmeye başlıyor ya. Yeşerimiz oluyor. Evet. Evet. Onu anladın mı? Ne kadar sarımsak varsa evde soyuyorum sadece soyuyorum, ezme yok, doğrama yok. Kavanoza doldur, üstüne de yağ doldur, zeytinyağı ve et ekle, fark etmez doldur. Kullanacağın o kavanozda yağın içinden al, yine kapağını kapa buzdolabına koy, oradan kullan. Evet evet yok buzdolabı değil ablam, normal dolaba. Geçen şey perdivanları atmışlar o çıkıntı yerlerine ama o kadar güzel geçermişler ki demesine dün 2 liraya veriyorlardı. Sarımsak mı? 200-250 gram baktım, enine baktım, boyuna baktım, bir demet aldım galiba. He işte ablam o yeşerceği zaman ucuzluyor. Tuz burada. Tamam. Koy. Sağ ol. İyi olmazsa o kadar da yeşermeye fırsat verir. Açalım da şeyimiz şu şekilde hazır, tamam mı? Fırın ısındı. Şu şekilde hazır. Eğer salça katmak istiyorsan evet. Salçalı yapacağız. Yok böyle beyaz olsun istiyorsan evet. Beyaz atacağız. Salça katacağım azıcık sulandır. Salçayı hafiften böyle bir kapta eritiyorsun. Üzerine döküyorsun tamam. Fırına sürüyorsun. Salçalı istersin böyle beyaz mı? Fark etme beyaz olsun. Beyaz olsun tamam. Hemen o zaman kettle'da biraz su ısıtıyoruz. Evet. Üzerine beyaz su veriyoruz açacağımla. Yeter kadar az bir şey çok sulandırmıyoruz. Tamam.
Haşlama gibi olmasın yani. Evet. Ha böyle kendi başına versen olmuyor öyle mi? Kendi olur. Böyle de olur ama alüminyum folye ile üzerinde şeyle yağlı kağıda kapaman lazım yani. Öyle de olur. Ama ben patatesten, biberden kızarmasını istediğim için bu şekilde yapıyorum. Üstünü açık yapacağım. Tamam. Eğer kabadaysa üstü kızarmaz, yumuşacık olur ama kırmızı olmaz yani. Hani bu şeyler kırmızı olmaz yani. Ben kırmızı olsun istiyorum bundan hepsi yani. Anladın? Bu kadar basit bu. Bir yapalım buradan öğrenince. Kızdı. Böyle çeşit yemekleri gerçekten var. Ablam bilirsin, sen bilirsin. Bilirsin Hatice Abla ya sen ya. Ben anadan, babadan, sen? Kayınadan ne gördüm öyle biliyorum. Afyon musun, bilmez misin Hatice Abla ya? Ben şimdi haşladım tavukları ürken, şimdi Emine dedesin bir tane afyon ekmeği getirmiş bize. Şunu açalım. 2-3 gündür onu yiyorduk. Tosun kıyısın da, o tavuklarda haşlanmış tosun ortasına koyun, kıyılar da ekmek sınıyor. Güzel, onlar ekmekler patates. Patatesi de eskisi patates koymamışlar. Hemen böyle sıcak su veriyoruz biraz, tamam mı? Çok kolay abla. Tamam. Bitti. Bir su bardağı kadar sıcak su yine hani yapışmasın diye. Tamam tamam inşallah. İyi. Sen fırına atayım. Aklıma geliyordu böyle bir şey hayal eder. Nasıl oluyor acaba bilmiyordum doğrusu. Bak ablacığım, bu da şey, yazdan hazırladığım domates sosu. Şey, közle hep kodun mu? He şu şu. Ondan ben şey, de yapıyorum. Bu soslu da biraz kavuracağım. Patlıcanı da biraz ısıttım ya, işlem yaptım yağda. Üzerine döküvereceğiz. Tamam. Zepse yine. Güzel oldu her şey ablam. Sen de biliyorsun ablam her şeyi de işte. Yok ya Ülker, benim kafa gitti daha ya. Yok ki valla ben eskiden değilim. Kendim de lazım değilim. Kendimden sonra. Yok ablam. Kızartmaları doğrayın mı Ülker? Doğrayan kızartmayı da yapalım. Tamam. Buraya bir arayalım. Buraya ara da Hatice abla buraya gelsin. Aramaz yok, ben ararım. Ha, iyi o zaman, tamam. Yok, şimdi biz çok tasarruflu girmek zorundayız. Bir ay yükleme yapıyorum, bir ay yapmıyorum, paket bozulacağına yapıyorum. Sıkıntı yok, güzelim de ablam, sen niye şey yapıyorsun? Ya Ülker, emekli olmamın zorunu ben bu ev kiraya verilemeyeli biliyorum, biliyor musun? Çok. Sen çok çalıştın mı işte sigortalı, işte çalışmadığım için emekli olamadım. Var. Şimdi sabah tedirgin oldum. Gelen mi gelmeyen mi dedin ya. Ben de diyorum ki yarabbim şahin çekimleri başlayacak. Ama yine de biz o şey bahçeye de gel. Yaparız. Bahçeye de gel tamam mı? Biz de geliriz. Baklava döktü. Neydim böyle şey olacağını toplarım. Cennet gibi oldu açalım. O baklava nasıl güzel oldu. Hatta yemeğini yaptım dün. İyi yaptık. Afiyet olsun. Şimdi yiyeceğiz yanım yemeğini. Allah özledi görüşeni versin ama gerçekten siz de bayağı bir telaşa girmişsiniz. Yanıyor insanı bu telaşlar biliyorum. Bir kere patlıcanlar tuzlu suya ıslanmaya gerek var mı? Taze. Taze. Tabii biraz serpiştiren de. Hemen tuz ekelim, az bir beklesin. İşte aslında oraya kiraya ürken biberim kenarız, biberim kenar değiliz şu yeni evi. Yine verme abla ya. Yani şey bakıyor sonra oğlan evlilikken yine tamir ettireceğim. Tabii. Öyle diyenler olacak. Bunu ya üzülmüyorum verilmediğine falan da. Üzülme. Mustafa abim de yükü ister istemez ağır oluyor. İlk önce faturalarımız oluyor. İki elin aidatları oluyor. Tabii tabii. Hatice abla. Tuz çok atmıyorum bak yemeklere. Tamam. Çünkü şey isteyebilirsin. Atıyor mu sen de Hatice abla? Atıyor mu? Yok da sorun var. Tuzlar falan şey yok. Doğru. Tuz ektin değil mi hanım bunun üstüne? Ektim ektim. Su doldu ev üstüne. Tamam. Şöyle bir karıştırayım. Tamam. Ne oldu? Şöyle bir karıştırayım. Patates kızartalım dedik. Burak'la Özden. Patates kızartalım. Kabak da kızartayım mı? Karışık olsun. Kabak kızartalım. Kızartalım gayet. Karışık kızartma yapalım. Tamam. Şahin amcasının evdeydi mi? Burak ne olsa yer. Yer yer. Ağlasın Allah'ım. Seviyoruz bunu biz ya. Puding çok seviyor ya. Puding yapsın. Valla o da sizi çok seviyor. Allah razı olsun. İşte o zekilere dadanınca pekimler falan gelemiyor herhalde. Onlarla bir kafa kafaya alsın. Olsun ablam. Onun da ondan kafası sarıyordu. Penço yani. Gençleri biraz. İşten çıkıyor. İyi kötü oraya takılıyor. Gittiği yer kötü de değil de. Hiç eve meve gelmeden çok zaman gider. Olsun olsun abla. Genç yok. Kötü bir şey yapmadıktan sonra arkadaşlar da güzel takılsın. Yok elhamdülillah. Oranın onlar hem bakkal bekliyorlar 13-11'e kadar. Çok şükür abla. Hem vakit geçiriyorlar. İyi ki uğursuza takılmıyor çocuk. Öyle. İyi ya. Biz yok. Seviyoruz onu ve
Hiç o konuda Çingrat olsun, Murat Üstürk'ü çok efendi. Gerçekten ablam. Çingrat olsun. Çok akıllı, çok. Çok akıllı. Senin işte bir şey, bu evi, onu aldığınız evi kiraya verirseniz, yok abla, kapısını değiştireceğim, camını i̇şte değiştireceğim, arkasında hiçbir şey kalmayacak. Sen bunu ev olarak tekrar tamir edeceksin. İşte yani. Mustafa abi, apartmanda, dükkan apartmanda bir komşu var, o da biz gibi, o bir oğlu varmış, onun için 3-4 sene evvel almış, hadi vereyim kiraya, bir kadın diye oturan diyor. Ama evet. Diyor, lavabolarına inince değiştirmek zorunda kaldım diyor. Aldığım kira onu karşılamadım, kapan diyor da oraya pek benim kirada değiliz. Ablam doğru doğru. Ya şimdi şöyle bir şey düşünüyorum da 15 yıl oldu, iyi kötü biz gireli. Bizim bile her şeyimiz A'dan Z'ye kendin bile otursan değişecek oluyor ülkeciğim. Eski yok. Yani aldığın gelin orayı beğenmeyecek zaten. Şey bilmiyorum. Yok şu haliyle beğenir çok güzel abla. Emine'yi aldık biz bir de. Şu sancar yorumda çok güzel görüntüsü. Güzel durum. Sebze yemeği olarak iyi. Yazdan közleyip atınca böyle hazır soslar iyi oluyor. Sana da közleyelim benim orada. Bal çubuklarını yiyip. Patlıcanlar içi bitti değil mi? İyi kas. Yapacağım da domatesimiz, acımız, sosumuz vardı. Böyle patlıcan falan bir şey yapamıyoruz. Senin bir de mimikörünün var ya, hemen at koy. Şey. Yaparım bakalım inşallah yazı Allah. Ne bileyim siz anam bulayım mı gideceksiniz, oraya mı gideceksiniz, ne olacak sizin bu işler? Çok... bir tane de Suriye var bari Şahin. O ne olacak acaba? Biri, bu, biri buradaki bahçeye baksın, biri oradaki bahçeye. Kime? Bayan. He ya. Allah korusun be. İki hanım al demek istiyorum. Yok uzak yok açama. Sen var, sen var yapma bunu bana ya. Ay Allah. Suriye diye doğru. Yok Allah korusun açalım da ben de eşimden memnunum. Hiçbir ben o Allah'ın korusu bir şey olsa bile var ya, hayatta evlenmezler. Bak gerçekten bak. Olmaz. Şahit olun yani gerçekten dönüyor. Şaka demiyorum bak. İyi de şimdi bu kadın buraya baksa oraya bakamayacak. Yani ben bakıyorum bak hemen gir veriyorum yardım ediyorum. Hayır ben sana demedim. Tamam. Bahçeden biraz. Bahçeye veririz parayı adamlara çalıştırırız yaparlar. Açalım hiç sıkıntı yok. Sen rahat ol. Hiç öyle bir şey yok. Valla sen çok cömertsin. Öyle bir şey yok açalım da. Allah ayırmasın. Biz evlenirken Allah dedik pazara kadar değil mezara kadar dedik ya. Allah mutlu olmasın. Öyle bir şey yok açalım da. Öyle bir dünya yok yani. Sen istemedin git başka. Öyle bir şey yok. Ne var ben Mustafa abine izin veriyorum ya. Olabilir ama o Mustafa abi yapmaması lazım. Yani sen izin verebilirsin. Ama diyorum önce hakime gideceğiz. Hakim bize bir ayırt etsin diyorum. Yok yok. Ondan canım. Sonra soruyelim mi alacaksın? Yiyelim mi alacaksın? Yok 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 yok. Ben almışım. 33 senedir yaşamışım. Bu saatten sonra Allah'ım bozmasın yaşamayı. Allah bozmasın inşallah. Daha bizim hiç böyle ciddi bir, çok ciddi bir tartışmamız bile olmadı yani. Ama gerçekten şimdi iki yıl mı oldun sen Ülker? Şaka maka diye kadınlar şöyle dursun da o burayı mı yapacaksın? Orada öyle bahçe olacak orayı mı yapacaksın? Kız abla Allah güç kuvvet veriyor. Ben yetişiyorum ya. Zahmet yetişiyorum canım. Tamam. Tamam. Sen de toprağı işini ya. Ben toprağı işini çok seviyorum ablam. Beni zorlayan yok ki. Allah sağlık. Sen de onlarla mutlu oluyorsun. Rahat canım sen öyle. Sevmiyorum. Canım istemedi. Ben başka birini buldum. Yok öyle bir dünya ya. Ben Emine'nin evim oradan bir nane kökü buldum. Geldim inanır mısın? Toprağı şorladan bu ülkette saksı yetişeceğim yok. Bir haftayı geçti. Duyun nane der suda. Islak. Çok temel. Nane hemen çoğalır, artsılır. Zaten suyun içinde bile havaya çıktılar bunlar. Dikili bahçeden getirdin. İşte kendim getirdim. İlgim yok o işlerden. Öyle bir şey kapladım. İnsan sevdiği işi yapmalı ha. Yetişiyorum daha da ara ara serel ara çiçek kırmaya gidiyorum ya. Evet o çiçek kırmayı bir kere gördüm geçen. 24 saat bahçede dursun, he. Of demez. Allah. Vallahi burada durmuyor bu dairede. Bir bakmışsın sabah gitmiş Ülker. Yok evde. Ülker benim hır işi içimden gelmiyor. Benim şimdi çocukluğumda hep annem bilim o bahçe, kavgalı yer. Orada ben tuttum da. Zaten Mustafa abinle evlenmek de o şey olur. Anne, kırları yok ya dedim.
Tarlalar yok diye mi evlen? Şey oldum. Tarlası olsaydı evlenmeyecek. Yok. İstedim tarlacılar falan istediler. Ben de köyde doldum, büyüdüm. Sizlerimi zammıttım. Bir de işim yok köye mi gitsen? Tarlalar da. Abla demek bu kişisel bir şey. Belki. Ben de köyde büyüdüm. Çok eziyetli. Ben var ya patosa biliyorum değil mi hacı? Patosa bir gün... Şimdi nasıl anlatıyorum biliyor musun? Nasıl diyeyim sana? Bir yere gidiyorum, nereye geleceğim? Bir gün gidiyorum çarşıya, pazara. Ertesi gün bir konuşuyor. Ertesi gün ona nereye kadar geleceğim ki? Ama bahçe işi rahatlatıyor beni. Hani böyle stres atıyorum. Hele o gece o şeyleri görmek. Bir gün gerçekten seninle yatalım güzelce. Bak o kuşlarım ablacığım nasıl ötüşüyor. Çorbayı bırakayım mı sen? Hı koy. Onlar ötüyor. Tamam ki ben anlayayım. Haber falan da vermeyin, azıcık arasınlar. Aa öyle olur mu? Ulan evdekilere aratacağız mı? Azıcık arasınlar. Burak beni hiç sevmiyor, istemiyor. Yok seviyorlar. Ama sana öyle beğenmiyor. Yok yok, ben de kaçayım arada. Yok ablam ondan sen söyle, sen sakın şey yapma. Tamam. İyi onları aratacağız, yazık değil mi? Polise giderler. Polise gider, 60 yaşında zaten. Aklı başındaysa iki derdi ya, ne yapalım abi derdi. Ha yok abla, orada kalacağım desin, kalalım bakayım. Şeyler yapalım, yiyelim, kalalım, yatalım. Kuzinenin fırınında da güzel oluyor. Valla Hülkeran neler yapıyor bir görsün. Kabak yapıyor, patates yapıyor. Hem, kabakta tavuk mu pişirdin sen, ne yapacaktın? He kabağın içine tavuk koymuştum da. Hadi ona da ihtiyacım ya. Yine koyacağım da bir ufak tavuk, bütün tavuk alacağız. Koyacağım yine. Şimdi o kabak mı oluyor, tavuk mu oluyor? Hangisi oluyor? Poşetin içinde ya tavuk, suyu falan atmıyor. İkisi de aynı, hiçbirbirine karışmıyor. Kabak kebap oluyor, bütün oları çekirdeğini de koyuyorum. Çekirdeği de kebap oluyor, bal kabağının. Tavuk da fırın poşeti yok mu? Üst üste iki tane poşete geçirdiğim için asla da değinmiyorum. Onun da suyu geçmiyor. Hepsi birlikte pişiyor. Evet, tavuğu ayrı bir tabağa koyuyor. Servis tabağına. Tabağı da böyle yiyor. Böyle aratmayız. Mustafa abi bu zaten abla. Arasınlar. Yok, aramızda. Öyle olur mu abla? Deli olurlar. Kayıp oldu diye. Bu yıla kadar gelmiş. Bu yıldan sonra da gider. İzlarla bayağı da görüşmedim. Bir aramıştım. Kızan bir memuru çıkarsa olmaz. Olur tamam. Çok gel. Hani almaz. Yok yok tamam. Poşetine mi çıkaracak? Çok çeşit yapmanıza gerek yok. Ya ablacığım olur mu? Ağacayı da bir gelmiş. Tamam olur mu olur. Ağacayı doğrultu tamam. Bizim karnımız doğrultu. Olsun olsun. Ben bayağı bir şey yaparım. Benim anladı ya. Sen kızartıyorsun daha biz de sohbet edelim. Siz yapın sohbetinizi. Ah benim güzel ablam ah. Allah kimsenin evini, yuvasını, mutluluğunu, huzurunu bozmasın. Bozmasın. Kolay değil o. Taşlıyor yerinde. Oynadı mı? Bu zor yer bulur kendine. Değil mi? Tabii. Yerinde oynayan taş yosunlukla saça var. Birinci hanım çalışmak için gelir, ikinci hanım yemek için gelir ya. Onun için de Şahin evlenmeyecek. Ne için o zaman? Bakıyoruz televizyona, soruyor maaşın kaç para? Evin namın var mı? Kaç bir şey var? Paran ne kadar? Onlar soruyorlar. Hiç demiyor ölünce, şey, hasta olunca bakar mısın falan diye. Herkes bu hareketine geldi tabii ki. Herkes bedavadan yaşama düşünüyor yani. Böyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok aşağıda. Evet. Bak Hatice abla seninle kaç senesinden bu yanayız? 20, ben fazla. 94'ten bu yana. 25 yıl olmuş. Ama biz 92'de geldik buraya. Parti çalışmalarla ben gelmez girdim herhalde. Belki daha 94'ten daha önce. O zaman ne kadar gençlik değil mi? Nasıl kısır yapardık o dağdık yerde? Marmuzun bir... Senin o kısırı, senin evet ne oldu o acı.
güzel günlerdi ya. Çok güzel. Çok günler. Güzel. Ya. Ne? Herkes bunu anlıyor bak. Geçenler Fatma aramış. İbonu Fatma. O bugünler arıyor. Evet. Kızlarla görüşüyoruz zaman zaman. O da arıyor. O günleri değil Fazla mi? Çok güzel. Hiçbirimizi tanımazdık. Evet. Hemen en telefonu vardı. Senden arıyordum. Sana geleceğiz. Evet. 5-10 dakikada nasıl o kısırı yapıyordum ben? O yeşillikleri nasıl toplayıp? Nasıl o yeşillikleri toplayıp hazır hale getiriyordum ablam ben ya. Nasıl bir işleymiş? Çok mutluyum. Afiyet olsun. İnşallah. Kabirlerimize hazırlık olsun Rabbim. İnşallah. Narlıdın o kırmızı biberi nasıl güzeldi değil mi? Satın alıp da o kadar tatlı gelirdi ki. Sen miydin? Neydi? Hacamla sen Afyon'dan geldiğin zaman biz sana geleceksek tanışacağım diye hiç şaşırma. Sadece bize Afyon'un ekmeğinden bir kahvaltı hazırla yeter bize. Beğeniyordum ben. Çünkü Afyon'un ekmeğinin içinde evet, patates var değil mi abla? Evet. Nasıl eritiyor? Nasıl eritiyoruz o patatesi? Onun makinesi var, onu çekiyorsun makinede. Hata makinesi. Hata makinesi. Demirden. Hata. Evet. Şöyle demirden çekiyorum, o hamur halinde çıkıyor oraya. Ona akşamdan o patatesin yarısını mayayla üretiyorlar, ekşi mayayla akşamdan. Yarın yoğuracaklar ya, ununu eriyorlar. İçine o patatesli mayalı şeyi de karıyorlar. Hepsi yoğurup kutu şeklinde o şekilde yapıyor. Makine karıyor. Hayır, kendin elinde yoğuruyor. Pate... Şimdi makinesi çıkmışlar, makineyle karıyorlar. Patayı çekiyor mu? Patayı çekiyor. Şimdi şöyle şu kocaman kazan gibi tencereler var, onlar da makine karıyor senin dediğin gibi. Şimdi ama o zaman... Ama evinde yapıyorsan makinen yoksa onu kendin yine elinle yoğuruyorsun. Hayır, o senin bize getirdiğin ekmek döneminde... O zamanlar makine yoktu, o zamanlar elde yoğuruluyor. Sen mi yoğuruyordun onlar? Hayır canım, onu satan kişiler veya sultandan aldıysam sultan bizim mesela gelin yoğuruyordu. Gelin ben öyle dört kutlu genç ağır hamura girmedim. Girmedin ya ama babam annem varken evin hem oğlu hem kızıydım diyorum ya. Şimdi babam varken, annem varken annem çok somun ekmeği yapmazdı. Bereketsiz oluyor da unumuz bitiriliyor derdi. Annem şefit yapardı. Şefit nasıl abla? Biz genelde yufka. Ha, yufkaya şefit diyorsunuz. Biz yufkaya şefit. Biz yufka gözleme, evet. Bezme. Eski dilimiz şefitti. Şefit. Annem o daha bereketli oluyor diyerekten ondan yapardı, böyle yuvardı. Ona babam rahmetli de peynir falan alalım şefitti. Oldum abla. İki üç tane gösteriyor. Bir tek bir yaptı. O da başlar, peynir gibi yaparlar. Onlardan alırken onu hem görebilirim ayırdı. Sen onu falan böyle katlayıp ortasına yapıp tavada. Bu güzelleri de yiyelim. Genelde çok oluyor. Birer tane yapsan yeterli. Birer tane, iki yiyelim, iki tane yaparsa. O daha böyle katlı oluyor diye. Bizden somun ekmeği pek yapmadık. O şefikleri kim açıyor o kadar? Şefikleri annem açardı. Annemle de biliyormuş. Annem ölü şefiki falan da yaşardı zaten. Ölü şefiki mi orada? Ölü şefiki bizim orada ölü oldu mu? Hemen onu daha ölü bir şeyi çıkartmadan evden unu götürüp şefik yapacağı bulursun. Onu da yapacağını her şeyi götürürsün. Annem bekleyinler mesela yoğurur eder yapar bir sürü yerin kendilerine. Annem hem ellerine ne boşluysa para verirlerdi hem o şefiklerden yüze de koyarlardı. O yer aslında böyle kocaman keşlerde kaldı. O çatırı katlayıp arasına iki üç taş un helvasını koyup o da yenirdi bizim ölünün arkasında. Ölü öldüydü. Onu katlıyor muydu? Ölü bir yandan katmak da olsa bir yandan o da almak. Helva değil mi? Helva ekmek. Sizde de un helva. Un helvası. Öne derlerdi yani acıyan yerlerine yaralarına merhem olacak o derinlikle. Güzel adet ama güzel ya. Hani hem hayırda ötüyor, hem annen sebepleniyor. Evet, annem biz genelde öyle yani bir öğlen oldu mu? Peki hep öyle çatıdan annem vardı o zamanlar. Hemen yemeğin oluyor. Evet, iyi kötü herkes terlemiş olurdu mesela. Alın terinden. Alın terinden. Namusuyla, şerefiyle çalışan insan ne kadar güzel değil mi ablam? Şimdi ölümleri olmadığı zaman da böyle can isteyen yufka yaptırır. Annem gece yaptı, kalkar, sabah namazına kadar elini yıkatmıyor, yapar, yatıştırır. Ondan sonra bir de günlük vakti geldiği zaman çıktılar, iki üç yiyecek, bir şey koyar. O şekilde yerine teslim eder, bir de sonra gider akşama kadar günlük çapayı da çapal, kalca çıkarmayı da kalca çıkarmak.
Bir o da kazanıyor. O da çalışıyor. Ablam da çok gitmiş. Ama ben öyle çok evin içine gitmedim. Benim gibi öyle boş içine gitmedi. Ben kendi içimi şanslısın. Bir şekilde şanslısın. Bir şekilde evet. İnsan görmedim. Hiç çalışmıyor değil mi? Yok. Hani gitsen de böyle keyifli olarak. Evet. Güzel. Tamam, bir de bir bakalım. Atın bakalım şimdi. Atın mı? Az bir su vereceğiz. Suyu çektik. Tamam. Sıcak su verelim. Hem kaynar gömdü kızı. Kaynasın. O küçüldüm. Annem babamla işte ablamla abim arkalarıyla gelmişler. Köyden. Amcam yetişmiş bu Adem abinin babası. Amcamla da babam anlaşamamışlar. Amcam çok çok tembelmiş. Babam da çok çalışkanmış. Beyazla siyah gibi. Çalışkanla tembel bir arada olmaz. Ya, amcam da emredilen yere gitmezmiş. Kendini işlemek istememiş. Şimdi kuşanıp odalarda sarın solun kendine gidiyor. Ben ısrar etmiş odalarda yatsın. Babamla anlaşamamışlar. Dedem de babama Yani elin yerini adımlar şu kadar. Yiyecek evet. Çamaşır yıkadı işte. Ya adımlıyor. Şu kadar yerimiz olsa evet. Şöyle. Şu odasındırız. Şu odasındırız. Böyle anlatırdık abi. Çok zor günlerden gelmişler. Çok zor günlerden gelmişler. Ablam işte o zaman kıymet şey bilmiyor. İşte vardı yerde abim. Buna yoğurt mu domates sosu mu koyacağız üzerine? Yoğurt koyacağım. Yoğurt koyacağım. Yoğurt yapacağım. Sosu. İki sene sonra babam. İki sene. Abim de kazadan öldü. Babam da motor kazasından. İkisi de motor kazasından. Abim şöyle emimle ortak motor almışlar. Emim peşinatını vermiş. Bir senelik mesela. O zaman yıldan bir atarsiklet edemirdi. Aldılar. O zaman abim işte çift sürer, taşa gider, bilmem neyden bir sene çalışılırdı. Güzden güze, Eylül'den Eylül'de onun taksidi yapardı. Abim taşa gideceğim diye taşa gitmiş. Burnu köyündeyiz, o köyün dağına. Orada hiç motor çıkmadık, bir dağmış orası da. Motor çıkmadı da. Hiç motor çıkmadı da olmuş. Allah'ım acemi çocuk yaşta. Nasıl gelecekti daha bilmiyorum. Yaşı kocamasın işte 21 yaşında Murat'tan az yanında o taş attı. 21 yaşında götürdü. Olduğu için delikanlı abla düşünemedi. Motoru i̇şte, vurdu o da herhalde. Ya demişler Mehmet burada yol yok. Mehmet'tir Mehmet'in adı. Burada yol yok. Sen nasıl çıkacaksın işte buraya yapma. Olmaz bu taş. Yanına götürdü işlerle. O da demiş siz şu remonun zikkesini sökülerim de demiş ama o motordan ayırayım. Bir motorun kafasıyla yol yapayım ben oraya Handal'a. O motorun kafasından öyle bir iki var gel yaparken nasıl oluyorsa motor yıkılıyor. Bir de o motorun bir tekerin çamurlu olmuş. Kafa olarak da o çamurlu tekerin arasına sıkılıyor. Beyinden yaralanma. Beyin kanaması oluyor o zaman. Beyin İşte diyorum, o da vur diyen Allah, değil mi? Çekiyor. Koca hiç motorun gitmediği dağdaş. İnsan hani akıl işi değil diyorum, değil mi? Ama o da vurduran Allah. Ecel gelmiş ablam ya, gelmiş işte. Hiç mi hastaneye ne gitmedi? Orada hemen. Dur, peçete verin ablam. Üste. Kettle'in yanında var üstte. Ha.
babası şey yapmış, vefat etmiş. Aynı kazada motor. O motoru emmime de o taktı ya. Emmim o motoru aldı. Sizden kazandı. Babam abinin öldükten sonra o motoru emmim aldı. Sonra babam ayrı bir kendi motoru aldı. Ondan iyi kötü borcunu da ödemiştik. Onun gidiyoruz geliyoruz o fişleriye falan. Ne babam tutturdu. Bu motor büyük geliyor. Büyük yakıtın, büyük motorun büyük yakıtı var. Ben bunu satacağım. Kendime göre küçük bir şey alacağım. Baba. Neyse sattı o elindeki diğer motoru sattı. Böyle bir yılbaşıydı işte. Bayram amcamı da almış yanına. Çor diye bir yer var. Neyse olabiliyor burayı da. Oraya küçük motor almaya gelmiş. Almışlar motoru. Dönmüşler. Şunu da dönüyorlar. Böyle bir bayır. Onların gittiğinde de böyle günlük güneşlik dağla. Onları da oradan yoldan çıkası ya kar, yağmur, yılbaşı ya soğuk. Oradan gelirken de adamın biri ben de demiş gideceğim işte Afyon'a demiş, merkeze demiş. Beni de götürdüm. Motorun kafası sadece. Babam şoför. Bir kenarına amcam oturuyor, amcamı da götürmüşler. Bir kenarına da. Hayır, o adam da arkaya durmuş. O zikkenin remonu takılıp söküldüğü yere. Oradan gelirken bayır aşağı, iki taraf uçurum bir yol olduğunu söylüyordu emmi. Oradan inerken adam, babam motoru boşa almış bayır olunca. Ay, hangi mazot yapmasın diye herhalde işte, değil mi? Boşa almış, boşa alınca tabi biraz motor hızlanmış. Yokuş adam ya. Da, adam da, o adam da korkmuş. Korkunca atlıyor o motorun arka kısmından, iniveriyor kendisi, bu herhalde kaybetti şeyi diye. Hakimiyeti kaybetti de yanındaki misafir adam atlıyor aşağıya. Annemle diyor ki çamurlukta babamın kıyısında aga aga adam düştü diyor. Ay. O emin de öyle deyince babam da şöyle bakınca o zaman motorun hakimiyetini kaybediyor. Emin babam motor hadi uçurma. Hadi uçurma yuvarlanmışlar. O adam falan mı? Onlar öldü mü? Amcam yaramıydı. Taşları içerim. Ama nasıl olduysa böyle burasını ağır bir şirker böyle bir kesmiş ki bu yanına atmış. Etini vurdu. Babanın dışta görünen hiçbir yarası yoktu rahmetliyim. Afyon'a getirildiler. Babanın içindeymiş yarası. İş kanamamış durumda. Kalbe batmış. İş kanamı olmuş. O zaman da doktorlar filan öylesine bekli yüzlerinin bakan olmamış. Babam iş kanamadan dediğim gibi sabahleyine doğru sabaha doğru ölmüş. İş kanamı olmuştur. Fark etmemişler değil mi? Size sonra haber tabii sonra gelir. Gara haber duyulur. Bize duyuldu. Sabahleyini duyuldu. O zaman böyle telefon şu yok artık nasıl duyuldu bilemiyorum ki. Biz apar topar Afyon'a geldik. Mustafa abimi de Afyon'dan arasından. Babam bir de Afyon Hastanesi'ne kaldırmışlar. Hayır biz akşamı geldik. Bayağı akşamdan geldik. Bunlar da yattık o zaman. Dedim ben anneme anne biz şurada gidersek. Bir daha bizi getiren olmaz. İlla babam sabaha kadar ayılsın da dedim. Bayağı sanıyor babamı. Dönelim konuşalım öyle gidelim. Ben şeyimden, eziyetimden hala bile döndük. Mustafa abimle döndük. Orada sabahladık. Sabah işte yiyecek, içilecek kahvaltı gibi adet olsun. Gideceğiz oraya, babam görmeye. Biz oraya gidelim edelim derken bu bayram benim Almanya arkadaşım vardı başlarında. Almanya'dan arkadaş. Babamı da tanıyor. Babam da onlara söylenden taşıma falan yapmış. O çıktı geldi hastaneden. Bana bir yardım edecek yok mu? Bana bir arkadaş olacak yok mu? Ne olacak? Niye geldin sen? Babam öldü. Anlaşıldı. O zaman annenin şey günleri başladı. Bir sürü çocuk. Evet. Başına kaldı. Evlenen yok. Bir sürü çocuk. Bir de abim ölmeden öncesi pancar çıkımlarında
pancar tarlasına gidiyormuş. Arkasında da Yaşır Yazadası'nın Burak gibi azıcık o adam da kafadan birisi. Pancar çıkarlar, kancalar olur demedi ya şöyle. Biliyorum biliyorum. Basardık çıkarırdı biz de keserdik onu. Erkekler çıkarırdı biz de pat pat keserdik. O kişi Burak gibi motorun arkasına o kancaları şöyle sarmış. Giderken yanaşmış, bir başkasına çarpacakmış. Azıcık adam da kafadan falanmış. Neyse gelirken abime, yani abim hendeye doğru kaçtıkça o onun peşinden oraya derken Remo'nun arka tekerle o kancaları takılmış. Abim de gidiyor, motosikleti de gidiyor. O takılınca Remo'nun altına adam motorundan şöyle dönüvermiş. O adam da o kazada ölmüştü. Abim ölmeden. Abim o kazayla içeriye girdi, cezaevine rahmetli. Hapse gitti. İki ay yattı. Ondan sonra avukat da şuydu buydu derken abim hapisten çıkarıldı. Şey yatırdık biz oraya bir, ne diyorlar onu hapisten çıkarmayı, terminat mı deniyor, şey deniyor onunla. O parayı yatırdık, abim çıktı işte. Abim de böyle kış günü oğlanı öyle kaza yapınca o adamın da mahkemesi devam ediyordu. İki sene sürdü. Abim, adam öldü zaten. Abim de öldü. Babam da öldü. Bizim avukat da mahkemeyi takip etmeyi vermiş. Etmemiş o adamın öldüğünü. Nasıl olsa öküz öldü, ortak ayrıldı diye. Aynen öyle olmuş. Bizden de ilgilenecek kimse kalmadı. 8'de 8 suç abime veriliyorlar. Abine 8'de 8 suç veriliyor ama abim de öldü. Abim de öldü ama biz babamın şeysinden fişneriye bu kavgalı tarlaya el konuldu o zaman. Ölen adama da o şekilde el konuldu. Gam parası olarak el konuldu. Ay gam parası var. Evet. Şimdi 76 yılında biz yeni evliyiz Mustafa abiyle. Bu arada anlatacak çok şey var. Bu mahkeme sonuçlanmış. Ama o zaman için 59 bin lira gam parası kesilmiş. Çok büyük bir para. 59 senesinde bin dediğin? Lira. 76 yılında. İki sene sürdü mahkeme, Allah. İki sene sonra. Annen bir daha üzüldü. Hem eşi gitti, oğlu öldü. Annem artık varımız, vaktimiz fişneliğe dokunmasınlar diyerekten o babanın geldiği motoru, alıp geldiği motoru, öteki motordan gelecek paralar vardı, taksiye satıldı, onlar filan. Neyse değerledik, topladık, evimizden ne varsa sattık, oraya verdik. Yatırdınız. Tabii yatırdık, fişneliği kurtarmak için. Azıcık almayın falan demedi öte taraf. Falan. Öte taraf niye almayın desin, elinden gelse her şeyini alacak öte taraf da. Şimdi şöyle, abimin kaza yaptığı motor emrimden ortaladı ya. Emrime biz şey yaptık. Emrimde ben agama Mehmet motoru üstüne bindirme dediğim dedi, sıyrılı çıktı. Motoru da zaten alelacele aldı o şekilde. Sattı motoru. Yani motor da gitti, abim de gitti. O adam da öldü, borcu da bize kaldı. Borcu da size kaldı. Böyle annem o genç yaşta hem ölüm acıları hem bu kan parası yıkıma uğradı. Ali de o zaman 8-9 yaşlarında. Hep bunlar imtihan. Değil mi abla? Hep sıkıntı. İmtihan. Çok sıkıntı. Rahmetlik iyi dayanmış. Şimdi düşünüyorum da. İyi dayanmış demez ki. İyi dayanmış. İyi dayanmış. Ona rağmen aklı çok yerindeydi. Annem. Hani daha çalışmış gibi. Baksana gün gece şepit. Evet. Akşam şey evet. Gündüz elin işinde. İşte o acıların arkasına işte azıcık bu fişleri falan babam da Almanya'ya gitmiş. 6 ay kadar Almanya'da durmuş. Bu fişleri o parayla falan almışlarmış. Ondan sonra tekrar zaten eve gidecek durumu kalmadı. Oralarla haşır neşir oldu. Derken işte ben gelin oldum. Ali yetişti. Annen de çekmiş ya abla. Hem nasıl çektim ya. Hem nasıl. Bak Allah işte bak insan isteyince güç kuvvet veriyor. Hani diyorsun ya sen nasıl yetişiyorsun. İnan ki ben de kendime şaşıyorum. O bahçe. Köye gideceğim bir de annemin işleri. Bak evet, gideceğim. Evet. Önümüzdeki hafta. Buranın işi. Bugün evet. Mesela burada sabahtan sabah namazını kıldıktan sonra bir cüzü şey okudum. Ondan sonra da devam ettim temizliğe.
Ona gittim dün, orada temizlik, bahçenin otları. Derken de yine de hani Allah dayandırıyor. Annen hani nasıl dayandı diyoruz ya. Allah güç kuvvet veriyor abla. Çok çekmiş ya rahmet. Çok çekmiş, çok. Kaç yaşında? Yine doğma rağmen sağlam kaldı bak. Kaç yaşında? 83 yaşında ölüyor. 83 yaşında ölüyor. 83. 53 yaşında babam öldü. 53 yaşındayken kalıyor. Babam 53 yaşında. Herhalde annem ben de aynılar mı? Birazcık annem daha mı küçüktü bilmiyorum. Şey, yaş olarak da. Hmm, çocuklar evlenmemişti. Çocuklar, ablam evlendi. Sadece o yani, anne. Üçümüz durdunuz. Öldüğünde abim ölmüştü zaten. Abim öldükten babam 2 sene daha doğdu. Abam evliydi. Aliyle ben vardım evde. Sen o zaman, sen de sıkıldın o zaman işte. Hem iki hem kız oldun. Öyle oldu. Tabii acılı bir aileden çocuğu oldu. Acılı bir aile değil. Üst üste gelmiş. Abin kazası, babanın işte o gam parası filan. Maddi sıkıntı da çok kötü abla. Kabak çekildi en son artık. Ezerdi annem. Bulgur pilavını içine atardım, yağı yerine tutacak. Yağı yerine tutsun diye mi? Tabii. Kabak çekirdeği yani soyuyordun o zaman yolda. Ne soyuyorduk böyle? Çitleyip elimize çıkarıp 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 koyuyorduk. Annem de taşla eziyordu ateş taşında. Onu ezip aşın içini tatlandırsın, yağ yerini tutsun diye, yağ olmadığı için onu atardık. Yağ yok olmadığı için, ya yazılamam ya. Şimdiki israfa bak. Şimdiki israfa bak. O zaman kabak çeken insanlara bak değil mi abla? Ay kabak çekiliyor. O da ama tatlı tatlı oluyormuştur abla. Tatlandırır, ne bileyim yiyerdik. Tatlansın, tatlanmasın, yani mecbur yiyecek. Yok ya, yok. Necim'i diyeceğim. Ya ablam değil mi? Onlar aklıma gelince mi şimdi duygulanıyorum, ağlıyorum değil mi? Ya tabii ki. O sıkıntılar. İnsan yaşıyor gibi oluyor işte. Evet, yaşıyor gibi oluyor. İnsanın şeyler tabii tepişiyor. Ya yaşıyor gibi oluyor. Evet. Her şeyin üstüne, hepsi de gittiler. Aileler yaşadılar insanlar. Aman ablam ağlama gari. Allah ahirette ayırmasın inşallah. Allah oraları güzeldir. Orada bu dünyada bak elinin emeğinle, alın terinle, namusuyla annen çalışmış ya. İnşallah cennetlerdedir orada. İnşallah kabiri güzeldir ablam. Hiç görüyor musun bir yandan? Ya ağlama ablam gari. Ağlama. Ya işte. İnsan yeniden yaşıyor. Vay aşağıya çok çileli ya, çok evet, hani ağır bir imkan. Allah. Kendimize gelen de kendimiz de öyle. Çok parlak değil ama yine onlar kadar çok yokluk görmedik. Biz çalıştık en azından. Sen de çalıştın ablamaya. İşte 15 yıl Mustafa abimle beraber aile. İşte o zaman biz SSK'nın hani bir dışarıdan i̇şte ödeme oluvereydi. O zaman anca Mustafa abimin balkonunu yatırabildik. Bir de o evi yaptık. Yani el emeği. Elemeyeceğim. Evet, siz o zaman o diktiklerinizi pazara mı çıkarıyordunuz? Biz ele dikiyorduk. Ele. Biz hiç para salmıyorduk sadece. Şu kapıyı kapatsana sen. Sadece hiç para salmıyorduk onlardan. Bize dikilmiş gelirdi böyle şu masa boyu sefa boyu. Biz onlara oturur. Günde 25 tane pantolon dikeceğiz. Dikeceğiz. Ütüsü varsa ütüsünü yapacağız. Paçası varsa, kumaşsa elde paçasını yapacağız elde. İkiniz gayet karı koca. Yani ikimiz karı koca. Sonradan biraz öyle çok dikmeye başladık ya. Eldime verdik paçasını mesela, parasını verdik. Başka bir kadına verdik komşuya. Parasıyla onlar da ekmek yediler. Onun için. Üstü gelecek gibi acıdı. Okey. Üstü çıkaralım. Olmamıştı. Nerede tepsi? O siyah tepsiyi kapatalım mı? Tamam, olur, olur. Üstü evet. Biraz şey olacak. Tamam. Ya var bir şeyinde şükür işte bugünümüze hamle olsun da. Şöyle kapatırsak üstü yanmaz. Tamam. Üstünü söndürürsek üstü ne olur? Üstü sönmüyor abla bunun ya. Bu kalitesiz bir fırın. Yok yok, alt üstü var onda. Yok yok, sönmüyor, bozuldu. Öyle mi? Hı hı, sönmüyor. Tamam.
bir tarafı bunun aslında da yanmıyor. Bozuldu, bu arızalandı. Hmm. Dediğin doğru, bir bir her şey arızalanıyor. Biz bittik. Eşyalan evet, bitmeyecek. Evet. Bir tarafı şey değil de keki mükü çok iyi kabartmadı. En son yaptığım keki. Ama şey biraz Bilene gösterdim de bakalım tamir olacak. Atılacak mı tamir mi olacak? Atılacak mı tamir mi olacak bakacağız. Yemeğe falan pişiriyor çevirince evet, tepsiyi de. Evet. Keki mükü her bir yanını eşit kabartmıyor. Hani bir üstünün telinin bir tarafı yanmıyor. Birer birer bozuluyorlar çabuk. Şimdi de mikser çalıştırıyordum. Elimde kaldı, bozuldu. biz de bir şey oluyoruz galiba. İnsanlar eskimeyecek. Bunlar eskimeyecek. Kaç sene olmuşuz alalım. Biliyorum şu koltuklar kaç senesinden. Evet. 25 yıl. Şeyden hem bunlara. Gece ta oradan bundan, tabii gece önünden. 25 yıl. Valla ülke bizim de her şey yenilenecek. Hiç örneği yüzüne çıkacak yanımız yok. Konu borcu kabul edemiyorum evime. Ellere bakıyorum, eller çok sosyalik sosyalik. Ablam elimizde olanla şey yapacağız. Ellere uyarsak he, aynen. Biz yetişemeyiz ablam, mahvolur. Her şey, yere borç olur, kredi kartı olur. Aman aman şimdi, ben ya elimde olanla boşver. Ya iyi kötü şu ev mesela, hadi bölmeyelim şey olsun, hadi bölmeyelim dedik. Ya Allah orayı nasip etti. Şimdi oranın borcuyla bak. Ama yani gerçekten evimiz ellere bakıyorum da çok eksiksin. Ya ablacığım herkesin evi o halıları biz ta bu İzmir'e ilk gelirken almıştık. Daha onları kullanıyoruz. Seni o eşyalar şimdi ihtiyacın görüyor mu? İşe oturabiliyor mu üstünde? İdare ediyor. İdare ediyor. İdare ediyorsa sıkıntı yok. İdare etmiyorsa artık hani ihtiyacın varsa kullanamıyorsa o zaman. Ama idare ediyorsa, bak şurada öyle oturuyorsa yani boş ver ablam, takma. El alem o koltuğu almış, el alem boş ver. Aynen, ben de öyle. Az bozma ya, 10.000'den aşağı koltuk yok. Aynen. Şimdi ele uyarsan diş tırnak her şeyin değişecek. En az bir 20.000 liranın yok, en az. Açam da millet her sene değiştiriyor öyle kalırsa. Yani biz değiştirmedik ablam. İşte kardeşim, bizim zaten öyle şeylere heves etmediğimizden iyi kötü o evi çevirebildik. Yoksa ev çevrilemezdi. Eşya da ev almazdı. Bize bu çocuğum işte insan ne olsa düşünüyor sizin de başınızda. Tabii. Okumada ilerse olmayacak gibi dedik. Hiç değilse bir ev kirası bari olmasın. Onlar için çalışıyoruz açımla. İşte çocuklar nasıl? İçin ablam. Allah. Hani dedim ben beğenen böyle beğensin. Ama gerçekten eksiyiz yani. Bu sene şöyle biraz bugün Kur'an günü vardı aslında. Noten onun için aramış cahiliye gitmeyeceğiz diyerekten falan da üç olmuş. Onlar belki inanmadılar benim buraya geldiğime. Ama konuştum buradasın, ben de konuştum ya. Konuştuk galiba, o şekilde İnanırlar ablam, sen yalan söyleyeceksin, insan değilsin. Aslında ellerin önüne bakıyoruz, gidiyoruz çok süslü püslü, bizim asırlık her şey. Asırlık olsun, benim de asırlık her şeyim ablam, hiç takma kafana. Canımız sağ olsun. Yani öyle. Ya şimdi adamın, hani herkesin durumu vardır, parası vardır. Değiştirir alır, biz ona bir şey diyemeyiz. Bizim etimiz ne budumuz ne açacağım da bir emekli maaşıyla ne olacak? Yani yok yok. Çocuklarımızı okutmaya çalışıyoruz. Ya işte çocuklar... hadi bölmeyelim mesela doğalgaz almadık. Hadi bölmeyelim böyle bir eşyaya ulaş ola şey yapmadık. Boş ver. Düşünce bari önce o fişten giderdiydi derdimiz. Orada sonuçlanmayınca başka yöne döndü. Sen en iyi yatırımı çocuğa yaptın. Tamam mı? Oğlana yaptın. Niye diyecek? Çocukları Rabbimize emanet vermiş. Allah en iyi şekilde korumaya çalışacağız, iyi yetiştirmeye çalışacağız. Dur başlıyoruz. Çünkü bir yerde olmamız mümkün değil. Kim ne alırsan al. Ne onlar rahatsız olsun, ne ben rahatsız olayım. Ya bir evin içinde gelin kaynana olur da ablam. Bazı sebepler olursa oluyor. Hani böyle birbirine muhtaç olurlarsa olur. Öbür türlü bu devirde gelin kaynana durmaz Allah. Şöyle elimizi ayağımızı almasın elimizden yüce Rabbim. Kimseye muhtaç etmesin. Öyle kimseye bakalım. Muhtaç etmesin. İyi mi yaptık, Cemal'ler. Kötü mü yaptık bilmiyorum. Çok iyi yaptık. Ortam, durum, nereye gidecek, ne olacağız şahin böyle bilmiyorum. İyi bu iş durumu şu bu çocukların. İyi ablam olur, düzelir her şey. Bak şöyle diyorum ben, Cenab-ı Allah bak yarattığı kulu ablam bir şekilde işini de aşını da verir. İnşallah. Ne zaman öldük nefes bitti mi o zaman.
zaman rızkımız da işimiz de kesilir. Böyle düşün. Allah'a güven, Allah'a sığın. O ayarlıyor. Gerçekten ayarlıyor ablam. Bak böyle düşün. Hakikaten ayarlıyor. Tabii ben... Ülker Hanım, milyonlarca kuş var, milyonlarca hayvan, milyonlarca insan yaşıyor. Herkesin nasibini Allah veriyor. Hı-hı. Elbette verecek. Ya yaratırken diyor ki yaradan, ben diyor doğarken sizin nasiplerinizi veriyorum zaten. Siz niye kaygılanıyorsunuz diyor yani. Kaygılanmayacağız abla. Tabii. Bak. Ha. Tabii biraz sarsılmalar olacak abla. Hani sarsılacak ama Cenab-ı Allah yine de yıkmayacak, nasibimizi verecek. Hayır, bazı sınavlar olacak. Nasıl dağlar, taşlar engemeli, yollar zikzaklı. Onlar da bir ibrettir. Sarsılmalar olacak. Dense diyor, güllük gün özlendik bir hayat vaat etmiyorum diyor ya. Hani vaat etmedim diyor Müslümanlara Cenab-ı Allah. Ben size diyor, sınav için diyor, önümüze taşlar, engeller, dağlar, tepeler çıkacak diyor. Onun için de kaygılanmayalım. Allah çocuklarımızın rızkını da bizimkini de verir ablam. Telefon çalıyor. Mustafa abi geldiyse. Evet. Ha, hoş geldin. Nasılsın abi, iyisin? Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel otur. Kakaoda şeker yok ya hacı. Şeker atan o zaman hacı. Hoş geldin Mustafa abi. Hoş bulduk. Oh, ya bir ön sokağa girmişim. Yan sokağa. Yok da bu sokak değil de öbür sokağa. Ya Mustafa abi, Haçamur'a yanlış geldi. Daha benim oradan dönmüşüm. Hadi öde seni, ben önüne gelirdim ya. Senin ya Tansu Şumur'a. Ben ayakkabıları çok görünce bocalardım. Ayakkabılar da bu kadar çok ayakkabı olmamalı diyor. Ne bu ayakkabı? Ben misafir olsam sandım. Bak, misafir Mustafa abi, ben birbirini yiyorum, birbirini yiyorum. İşte ikinci Burak. Yok yok ya, şey, biri ikisi kızlarım. Bizim. İşte kalaba diğerleri var. Kalaba diğerleri var mı? Ya da ceza orada demedim. Toplamda o da 5 çift ayakkabı var işte. İkisi kızlar. Şey bizim 4. Bir tane de Şahin'in sporları var. 5. Çok değerli terlik var. İşte olmadı. Ben kabul etmedi. Bilim Allah'ım. Bu kadar ayakkabı olmaması lazım. Bundan 3 kişi diyorsun. Olmaması lazım. Evet. 3 kişi, bir de senin işte olduğu düşünüyor. Ben işte bir de geliyorum akşamla. 2 de. Bilmiyorum. En geç 2'de evde oluyorum ben yani. İnşallah. İyi ya sen, inşallah. Ya bunun işi ha var, hayır ya. Ya şu Mustafa abinin de yanına çırak filan var. Kız ben ayakta duramam. Hem yemekçiliği öğren. Sen kurtul. Ha ablam, Şahin yaptı diye o da adam da mı yapacak şimdi? Yapsın. Ne yapayım, yapsın. Ne gidi ablam diye. Ne gidi ablam diye, terzi o, terzi. Ya sarış durağından konağa otobüs gidiyormuş. He gidiyor? Gidiyormuş. Daha da şey yeni öğrendim. Ya konağa iyi. İlk öğrendim. Evet. Oraya gelmeye gerek yok ya. Geçmeye de gerek yok. 800 binler kaç. Gidiyor ya. Kolay geldin mi abi? Geldim ya, onun bir şeyini yok. Nasıl olsa... Mustafa abinin parası size soktular. Bizden para almıyorlar. Ha, sen yaşını mı durdun? Tabii ya. 24 lirayı bayıldım. Mustafa abi, hiç göstermiyorum. Biliyor musun abim ya? Geç Mustafa abim, geç. Tamam ya, biz... Geç Mustafa abim, geç. Maşallah kızım, çok kişi öyle diyor. Tıp bir kere maşallah. Çalışmadık ki biz. Çok kişi öyle diyor. İyi de inşaatta çalışmayan yaşlanmıyor mu? İnşaatta çalışmayan da yaşlanıyor ama sen maşallah var ya. Hatice abla, Mustafa abi ya, alalım. Ne diyor biliyor musun Mustafa abi Şahin'e? Şahin diyor, sana diyor ikinci hanımı diyor alalım diyor. Bu diyor oradaki bahçeye gidiyor diyor. Buradaki eve yetişemez diyor. O bahçede çalışsın diyor. Buraya bir hanım alalım diyor. Ulan bana lazım. Bana lazım. İkinci ay boş. Lan ben ev düşünmüyordum ben. Ya. Ev de boş yine. Tabii. Böyle görüyorsun bir... değil mi abla? Vallahi varlarmış. Şahin de dedi Allah korusun. Yerde dört tane kadın varmış. Biri boştur onların nasıl olsa. Araştır bakalım, sor. Canım bana ne, ben ne araştırdım? Önce benden hakime gideceğiz. Ya sen hakim sağ. Abi boş boş ver ya vallahi. Önce bir hakime gideceğiz.
yapacağız. Allah benden Allah. İp kopacak bundan sonra. Yok yok ben... Hatice abla izin vermiyor mu şimdi? Ha? İzin vermiyor mu? Üstüme geçirmeye vermem izin. Ülker'e evlen, bana evlen diyorsun ya. Ya Ülker, ben evde külür yaptım. Bu dükkana mı götü, o da mı yemiş, bu da mı yemiş? Bu da yengen yaptı bunları, sen yapabilir miyim? Ertesi gün, 2-3 gün sonrası o da yapmış, o da bana külür yollamış. E yani bundan... Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Yemek. Yemeğimiz tamamdır. Güzel oldu. Evet. Fırını kapatalım. Fırını... Evet. Yiyecek bir şey var mı? Ülken götüreyim ben. Efendim ablam? Yiyecek bir şey var mı? Götüreyim ben diyorum. Boş gitmeye. Hemen götürelim. Şorba var mı ablam ben. Sen? Şahit Ülker, duzumuz yok ya. Ha, duz getirin ablam. Evet. Zaten sabah nasıl olsa erken bitiyor. Kim? Fark etmez. Ayrancılara bağ yazsın bir de hükümet, devlet. Neyse, belediye. Çabuk gördün mü? Pişmiş mi tavukla? Pişmiştir herhalde Şahit. Oo, çok güzel pişmiş. Ha bu kadar basit ya. Hemen atıver böyle 2 dakikada hiç uğraşma. Evet. Al ablam tuz, sen tuzlu yiyor. Yani bu ultra oluyor yağsız. Evet. Hiç yağ yok. Evet. Kendi yağıyla. Kendi yağıyla. Tuz istiyorsan. İyi öğrendim, onu da öğrendim. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa'nın yemek doğrası yapar değil mi? Yemek duası bende de yok ezberimde. Onda da yok. Amin de yazıyorum. Mustafa abi çorba buyur mu sana? Çorba. Dur bakalım. Ha, çorba şu var ya. Ne bileyim. Bir dakika. Sonra. Bir dakika. Patlıcan mı bu? Patlıcan yazdan közledim. Dolaba koydum. Patlıcanı çok severim. Hı. Fakat yiyemiyordum ben. Arıştım bayağıcık. Allah, iş yerinde ülkenin nasıl tiksinmişse tiksinmiş bu tokurluğa da. Hı. Bir ekmek. Sen de al. Yok abla, ekmek yemeyeceğim ben. Niye? Bu ekmek kaç yaşa şeyde oldu? 75 kuruş ya. Var. Çok uygun ekmeği ya. Ekmeği ablam mı aldı? Mustafa. Ya ben ekmekten getiriverdim. Getirmesen dedim Şahin'e. 75 kuruş yani. Hı, ekmek var. Tamam ya, tamam. Bundan dedim kadına işte. Ayrancılara da açsın gayet. Belediyeyi de alıp dedim. Bak Akçam'la çatalı vurunca dağılıyor. Görüyor musun? Evet, tam düşmüş. Tam pişti. Hı-hı. Bu diyet yemeği gibi. Ultra light. 101'e girdim. Kız da yine tavukla falan varmış. Abla dedi beni çok ne dedi onu? Şaşırmaya ne denir başka? Hayal kırıklığı. Hı. Hayal kırıklığına uğratıyorum ya dedi. Ne? Ben dedim içim doğru şimdi ben dedim. Eve çıkmaya üşeniyorum. Gaziemir'e gideceğim dedim. Hem soruyorum diyor. Şimdi şöyle ülke her yerde var mı bilmiyorum bu. Bu tavuk ürünlerini falan 2 gün kala %30 indirime sokuyor 101'de. Hiç denk gelmedim ablam, bilmiyorum. Bizim oradaki 101'ler öyle. Mesela 12 liraysa böyle bir şeylerin kilosu 9 liraya düşüyor. Var mı? Bayağı bir şeyler var burada. Hiç takip etmiyor ya. Neden kızsam öyle diyor ablam? Almadım diye. Almıyorum diye, almadım diye. Hem sordum. Hem sordum hem almadım diye. Ya dedim şimdi Gaziemir'e gidiyorum dedim. Öylesine bir gitmiştim ben. Tanıyordun sen onu da mı? Evet, tanışıyoruz kızlar. Tanımaz ekşi yok bunun. Ben tanıma. Ben market hastası.
satacağım ve indirimler takip ediyor ya. Bulabiliyor muyum ben abla kafama göre? Önceden buluyordum ya, şimdi de buluyor muyum? Ya kipalar olmuyor tabii ki de, umarım da oluyor. Kipalar şey oldu değil mi? Mesela dün bir un patlamış. 5 kilolu un 12 liraydı. 9,5 liraya aldık hemşeriye vermiş. 2,5 lira daha oradan düşürttük. Bir de şunu da koy bakayım bana. Neden aldınız o unu öyle abla? 101'den düşmüş mü? İşte %30 patlatmışlar ya. Patladınca. Bu sene koymuşlar. Ha, patlatmışlar. Eksiği yok. İki tane koyayım. Bir tane yok. Anladım. Patlak olunca %30 indirim yapıyorlar. Öyle bir ürüne hani biraz düşüyor. Ambalajı patlar çatlar oldu mu? Mesela konserve ezilmiş biraz. Hı. Aslında zarar görmemiş ama onunla indirime giriyor yani. Evet. Dış görsel bozulduğu için. Tabii her zaman olmuyor. Yani indirime satmıyor. Arada denk geldiğin zaman. Ama o da işte kime rast gelecek öyle abla ya. Rast gelirse alıyorsun işte. Bugün mesela tavuk ürünleri hep vardı. Bundan vardı, kemiksiz tavuktan vardı. Kalçalı but vardı. İndirimde miydi? İşte kalçalı but 11 lira. 8,5'a falan geliyor kilosu. Öyle. Bu mu? Kalçalı but. Kalçalı but. Bu kalça değil ya. Bu but değil ya. Bu ne? Baget. Baget. Baget bu. 14 liraydı baştaştı baget kilosu. Ama şeyde zaten 12 mi 12,5 mu? 101'de normali. Bir de öyle indirime girdiği zaman 9 liraya falan düşüyor. Her taraf 101 oldu. Evet. 101 çok sık. Evin etrafı bizim 2-3 tane var. Çok sık. Şeye daha sorulmuş. Caminin aşağısına, huzur kendine de var. Caminin yanında var ya bizim. Gün oraya Türk Hava Yolları'nın işi açılıyor. İler bir şey sprey tedavisi. Başak kentleri. Başak kentleri. Açılış yaptılar benim gerekir. Buraya da açılmış. Oraya da açılacak dediydi geçen hafta dediydi. Başak kentte. Başak huzur kentte dedi oğlan. Huzur kent. Bizim oranın huzur kentine. Ayrı Başak kenti ayrı mı? Yani yakınlar yani. Birbirlerine. De Mustafa abin anlatmak için diyor. Kaç abla hiç patatesleri kızartmadı görüyor musun? Kendi şey nasıl evet, pişti? Kendi kendine pişti. Sen de böyle yap ablam. Doğra. Hiç uğraşma yağla buzla. Su ek hemen tamam, koy inşallah. Bunu ben gerçekten merak ediyordum. İyi oldu. Salça yapacaksan da salça sos diyor üzerine yani. Salçasız istediğin için böyle yapmışsın. Evet. Ben işte buna su dökülüyor muydu dökülmüyor muydu onu bilmiyorum. Yok az dökülüyor. Az. Bir bardak. Yarım bardak. Benim pırasalı abi oldu. Pırasa neydi o? Soğan. Soğan. Saksıda mı? Hı hı. Benden gördüm değil mi sen de? Hı hı. Ben kaç senedir yapıyorum ya onu. Böyle mi? Evet. Size bu yetiyordur değil mi? Bunlar yemiyoruz zaten. Mustafa abi ne yetiyor? Ben yerim. Fışır yerim. Açık uzuyormuşları koyuyorlar pehlivanda ayrı. 1,5 liraya veriyorum ben buna. Azıcık da balkonda bu dikesiye falan poşetin içinde sürüyorlar. Bu da gayet saksıdan birini çıkarıyor, birini dikiyor. Birini çıkarıyor, yiyor. Yeşil soğan yiyor. Ondan sağlıklı Mustafa abi bak. Öyle mi? Ha, yeşil soğan yiyor. Valla. Yeşillik iyidir be abla. Yüzü de benim diş sorunum var. Biraz üstüne de gittiğim yok. Ondan yeşil ki yemedim ben bu sefer.